Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 2 Eylül Cuma İzmir Şirin Yarı Yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Mübarek Cuma'mız hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı Cumalar dileğimizi sunalım. Bugün programlarda biraz değişiklikler oldu. Çünkü normalde İzmir Yarışı Cumartesi günü olacaktı. Cumartesi günü İstanbul'u ve İzmir yer değişikliği yaptılar. Çünkü Cumartesi ve Pazar günü İstanbul'da festival havasında yarışlar var. Açık yarışların bayağı olduğu internasyonel, artık bilmiyorum internasyonel de İlk gün programa baktım, herhangi bir yabancı yok ama ikinci programda büyük ihtimalle olması lazım. Çünkü kayıtlar vardı. Tabii son dakika değişikliğini en azından yarın göreceğiz. Bunu da sabırsızlıkla beklediğim bir yarış olacak. Tabii İzmir bugün ve bir de Bursa yarışlı program var. Her iki programımızda 9'ar koşulu ve her ikisi de şu anda yayında arkadaşlar. Akşamleyin de bir Allah nasip ederse bir Saratoga Amerika yarışımızı da sizlere sunacağız. Ben fazla vaktinizi de almak istemiyorum. Hemen yarış programına geçiş yapacağım. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğiyle. Birinci koşu saatler 17-15'i gösterirken şartlı bir dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışıyla ilk startımızı verelim. 8 tayın yer almış olduğu bu koşuda önceliği Altınolu Kitten Göre vereceğim. Bu Wind River'ın temsilcisi Barış Kurdu'yla oldukça güzel hazırlıklarla itinayla bu yarışa hazırlanmış. Hakan ben de biraz daha ön planda ki tay oldu. 8 nolu vaya vaya bir Grey Storm temsilcisi Gökhan Gökçeli start alacak olan Musavkan da yine uzun zamandan beri güzel hazırlıklara sahip ve Gökhan Gökçeli'nin kendi aile atlarından birisi, yani her bebek gül bebek bakılan bir isim. Bir de 7 nolu Madame Mary bir Lukayan temsilcisi Muhammed Birbilgin'in start alacak olan Musavkan da yine benim ön plana çıkan isimler arasında. 6-8-7 bana göre bu diğer rakiplerin oranı biraz ön plana çıkan isimler. Tabii ki tay yarışında her şey olabilir ama 6-8-7 en azından şu andaki işlerine göre biraz daha hazır görünen isimler. Günün ikinci koşusu şartlı 3-4 ve yukarı Arapların 1800 metre çim koşusu ve 10 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda bir nolu eserle başlayan bu Joker temsilcisi Cem Altun'da start alıyor. Artık yani bu safkanın bir yarış verdireceğiz herhalde bu gidişle. Sürekli veriyoruz, o da sürekli gelmiyor. Bir aralar ne güzel seriler yapıyordu. Ama şimdi artık ama kazanacağı yarış bence çok yakın. Bu 9 yaşındaki Safkan ben her şeyle ön planda çıkıyor isim oldu. 8 oğlu Madame Ellie. Bu Çan Bey temsilcisi Alaaddin Gönültürk'e startta. Safkan da genel görüntüsü oldukça iyi. İşte arada bir startta takılmalar oluyor ama etkili sprint yapabilen bir isim. Bugün de yarışın biraz hızlı gideceğini görürsek, düşünürsek en azından sonlarda yine istediği etkili sprintini gerçekleştirebilir. 8 nolu Madame Ellie, bir de 4 nolu Onurlu Efe. Bu Onurkan temsilcisi de Gökhan Gökçeli. Yine hazırlık olarak iyi gözüken bu safkanda ön grupta çıkan isimler arasında. 1-8-4 bu koşudaki sıralama benim. Günün 3. koşusu şartlı 5-2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı ve 4 safkan arasında koşacak olan bu 7'li plase ve 3'lü ganyan ağımızın ilk ayağında hazırlıklarında oldukça iyi görünen ve son galabının 636-24'lerde çok rahat işini görünce artık bu Brampoli temsilcisinin 2 nolu Centauros'un her an aktüyle kazanmasını bekliyorum. Benim de bugünkü bankom 2 nolu Centauros olacak Erhan Aktu ile. Günün 4. koşusu 2. altılı Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı handikap 14. 4 yaşlı Arapların 1200 metre çim koşusu ve 12 safkan arasında koşacak olan bu yarışta yine bugün çok çekişmeli ve zevkli bir yarışların başlayacağı program oldu. Çünkü genele bakarsak program genelinde çok denk safkanlar var arkadaşlar. Yani her türlü sonucu açık olduğunu unutmayalım. Bugün hem İzmir'de hem Bursa'da arkadaşlar. 12 nolu Şirin Hatun'la başlayacağım. Bayağı bakalım. Temsilcisi Muhammed Birbilgin'le bu aralar iyi bir hazırlık devresi geçiren bu safkan iyi hazırlıklarla da benim biraz daha ön plana çıkan isim oldu. 3 nolu Snowflake gibi coşartıp Tay temsilcisi Atakan, Cem Dağ Devren'de start alan Savkan da güzel bir form yakaladı son üç yarışta. İki tane birincilik çıkaran bir isim. 2 nolu Hadi Gel. Bu Joker temsilcisi Ali Yıldız da yine bugünün şanslı gördüğüm diğer ismi. 12-3-2 biraz daha diğer rakiplerine oranla biraz ön plana çıkan isim ama 5 nolu Duraksız, 9 nolu Mistiva, 1 nolu Pergamon ve 6 nolu Lollipop da bu ayakta biraz daha geniş ve sürpriz arayanlar için önereceğim isim. Ama öncelik 12-3-2 daha sonra 5-9-1-6. Günün 5. koşusu şartlı 19-3 yaşlı İngilizlerin 1300 metre çim koşusu ve 12 safkan arasında koşacak olan bu yarış. Şartlı 19'ları biliyorsunuz. Meydanın bir diğer ismi. Yani iç yarış kazanmamış safkanlara mahsus bir yarış burası. Altınolu Notice Girl. Bir Rubicon temsilcisi Mertcan Akın'la start alan safkan göstermiş olduğu performansa göre bana göre kazanmaya en yakın ilk isim.
İki nolu Prenses Evrim Bilyes of Afrika'nın temsilcisi Erhan Aktü ile start almış Afgan'da. Yine bu aralar form tutmaya başladı. Bir nolu Bayan Mahur Smart Robin temsilcisi Muhammed Birbirgin'le start alacak olan bir isim. Uzun zamandan beri birincilik mücadelesine hep girişen ama bir türlü aradığı birinciliği bulamayan bu Safkan da bugün kendine uygun rakipler arasında şans gördüğüm bir isim olacak. Bir nolu Bayan Mahur, bir de dört nolu Miss Lia. Bu Tokyo temsilcisi de Ali Yıldız da bu aralar kıpırdamalar içerisinde bu Safkan gelirse büyük ihtimalle büyük bir sürprize de imza atar gibi görüntüde. O yüzden bence hiç vazgeçmiyorum bu Safkan'la, hazırlık olarak da iyi. En azından bunun bir ablası bizdeydi. Daha önce biz koşturduk, Allah nasip etti bize. Ama şu anda o da annelik yapmak için çiftlikte. 4 onu Misliya'ya yazacağız ve 6-2-1-4 olarak ilk bu koşudaki önereceğim isimler ama 8 nolu Francina, 5 nolu Dahap ve 3 nolu Mandacan da bu ayakta biraz daha genişletmek isteyenlere önereceğim isim. Öncelik 6-2-1-4, daha sonra 8-5-3. Günün 6. koşusu kısa vade 8-3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum yarışına ve 9 safkanın da yer almış olduğu koşuda önce 3 nolu Kara Akrep, bu Papa Krem temsilcisi Mustafa Çiçek de yine iyi durumuyla, güzel hazırlıklarla bana göre kazanmaya en yakın ilk isim. Daha sonra 2 nolu Grand Terrosur, bir ekskalator temsilcisi Saadettin Bayraz'a start alacak olan bir isim de yine İstanbul'da sentrikte bile başarılı koşan bir isim. Kumda da oldukça etkili yarışları var. Ben o yüzden 3 nolu Kara Akrep ve 2 nolu Grand Terrosur'u eşit iki şanslı isim olarak göreceğim. Yani bu ikiliyi güvenip bayağı geçebiliriz ama illa da rakip arıyorum derseniz de en azından çok formda gözüken 5 nolu Skilacci ve 4 nolu Mike da ilave etmek isteyenlere önereceğim isim. Öncelik 3-2, daha sonra 5 ve 4 nolu safkanlar. Günün 7. koşusu kısa vade 7-3 yaşlı Arapların 1200 metre çim koşusu ve 4 ve 7'nin ekür olduğu 9 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 6 nolu Yüce Kan, bu Turbat'ta imzacısı Gökhan Göçer'e evet, bu yarış için İzmir'e geliyor. Hazırlık olarak iyi, zaten kalite bir isim, koşmuş olduğu gruplarda hep üst düzey safkanlar. Bence bugün bu grubu geçebilecek kapasiteye sahip isim. Benim de bugünkü banko limanım oldu 6 nolu Yüce Kan. Gerçi burada gizli ekürüsü de var 2 nolu ama İşte ekürü koştursa da iyi olacak ama maalesef işte bu kurtarlarının kafası nereye esiyorsa artık onu şekilde yapıyor. Ama ben altın onu Yüce Kan kazanmasını bekliyorum. Benim de banko limanım oldu. Günün 8. koşusu şartlı bir dişilere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum yarışı. 9 safkanın da yer almış olduğu koşuda 4 nolu Freedom Flower. Rockmaster temsilcisi Mustafa Çiçek de uzun zamandan beri güzel hazırlıklarla bu yarışa katılan bu isim bana göre kazanmaya yakın ilk isim. Daha sonra 6 nolu Just O Young Girl. Bir Corinthian temsilcisi Arif Okan Pazarlı. Arif Okan Pazarlı, evet bu bazen karıştırıyoruz onu. Benim bugün yine güzel hazırlıklarla 636'lı işlerle bu yarışa katılan bence güzel form yakalamaya başlayan bu isim. Bende de birincilikte iş bayağı şanslı gözüküyor. Bir de bir nolu Cantaloupe, bir Papa Krem temsilcisi Ali Alpakut da start alacak olan bir isim de yine güzel hazırlıklarla, dereceli galoplarla bir yarışa katılan bir diğer isim. 4-6-1 öncelikli olarak şanslı gördüğüm isim ama 2 nolu Esengel ve 8 nolu Primavera da bayağı biraz daha genişletmek isteyenlere önereceğim diğer isimler. Öncelik 4-6-1, daha sonra 2 ve 8 nolu safkanlar. Günün son koşusu handikap 14 dişilere ait 4 ve yukarı Arapların 2000 metre çim koşusu ve 3 ve 4'ün ekürü 6 ve 8'in ayrı ekürü olduğu 12 safkan arasında koşacak olan bu son yarışta ben 5 nolu Mor Fırtına, bu Gelibolu temsilcisi Mertcan Çelik de nihayetinde son yarışındaki güzel 4'üncülükte artan formuyla iyi hazırlıklarla bugün benim biraz daha ön plana çıkan isim ama 6 nolu Acarsu, bu Bilgin temsilcisi hem ekür avantajıyla start alıyor. Bugün Mustafa Çiçek de start alacak olan safkanda yine güzel hazırlıklara sahip ve mesafede yatkınlığıyla benim ön plana çıkan isimler oldu. 5 ve 6 biraz daha ön planda çıkan isimler ama bu ikinin dışında at yazmak isterseniz bayağı kalabalık bir rakipleri var. Bunlardan birisi 1 nolu Saridus, 3 nolu Polatlı Gülü, en azından ekürü avantajına sahip bu safkanda. 7 nolu Orki, 11 nolu Prenses Özgül ve 12 nolu Gökgül'ü de bu ayağı genişletmek isteyenlere önereceğim isimler. Önce 5-6, daha sonra 1-3-7-11-12 arkadaşlar. Hemen şablonumuza bakalım. 1. koşu 6-8-7, 2. koşu 1-8-4, 3. koşu 2 tek, 4. koşu 12-3-2, daha sonra 5-9-1-6, 5. koşu 6-2-1-4, daha sonra 8-5-3, 6. koşu 3-2, daha sonra 5-4, 7. koşu 6 tek, 8. koşu 4-6-1, daha sonra 2-8,
Son koşu 5-6 önce 1-3-7, 11-12 daha sonra şanslı gördüğüm isimden. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.